Abdülkadir Selvi ABD ile ilişkilerde bağır havası mı? Türk-ABD ilişkilerinde bağır havası da bitmez, krizler de eksik olmaz. Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliğini onaylamasıyla birlikte Türk-ABD ilişkilerinde iklim değişti. Öyle ki biz F-16 satışı onaylanacak mı derken ABD F-35 projesine dönüşümüzü gündeme getirdi. Türk-ABD ilişkilerinde son döneme damgasını vuran gelişmeleri maddeler halinde değerlendirmekte fayda var. Türkiye'nin kozları 1. Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği ABD Başkanı Biden'ın en önemli projesiydi. 2. Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in üyeliği konusunda kozlarını çok iyi kullandı. 3. Finlandiya ve İsveç'in yapılan üçlü mütabakat çerçevesinde FETÖ ve PKK'ya desteklerini engelleyen yasal ve anayasal değişikliklerin yapılmasını sağladı. 4. Finlandiya ve İsveç başta olmak üzere NATO üyeleri tarafından Türkiye'ye karşı uygulanan açık ya da gizli silah ambargolarının kaldırılması sağlandı. Biden önerdi. 5. ABD Başkanı Biden, 29 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmede İsveç'in üyeliğine onay verildiği takdirde F-16 satışını gündeme getirdi. 6. F-16 satışı konusunda ABD ile Türkiye arasında eş zamanlı adımlar atılması kararlaştırıldı. Fermuar yöntemi uygulandı. Mecliste İsveç'in üyeliği kabul edildi. ABD Başkanı Biden kongreye bildirimde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan meclis kararını onayladı. Biden kongre resmi bildirimde bulundu. Bir hafta kaldı. 7. 26 Ocak'ta başlayan süreç 9 Şubat'ta sona erecek. Bu süre zarfında Türkiye aleyhinde bir karar tasarısı geçmediği takdirde F-16 satışı gerçekleşecek. 8. 40 adet yeni F-16 ile 79 adet F-16 modernizasyon kiti ile ekipmanlar temin edilecek. F-35 projesine dönüş mü? Biz F-16'ları tartışırken ABD'den F-35 projesine dönüş çağrılığı yapıldı. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Nuland, CNN Türk'ten Büşra Arslan yaptığı açıklamada S-400 meselesini çözebilirsek ABD Türkiye'ye F-35 ailesini geri kabul etmekten memnuniyet duyacaktır dedi. Ilımlı karşılandı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Kirby de S-400 konusundaki endişeler giderildiği takdirde Türkiye'nin F-35 projesine dönmesinin mümkün olabileceğini söyledi. ABD'den gelen ılımlı mesajlar Ankara'da nasıl karşılandı? 1. Milli savunma kaynakları ABD'den gelen açıklamaları iyi niyet beyanı olarak görüyor, iki ülkenin pozisyonunda bir değişiklik olmadığını altını çiziyor. 2. ABD iyi niyet beyanının ötesine geçip bir teklifte bulunursa o zaman yeni bir durum ortaya çıkacak demektir. Bu durum Ankara tarafından göz ardı edilmez, kaanı durduramaz. 3. F-35 projesine geri dönüşümüzün arkasında Kaan'ın üretiminin durdurulması gibi bir plan olabilir mi? Buna imkan ve ihtimal verilmiyor. F-35 projesine dönsek dahi Kaan'ın üretimi planlandığı şekilde devam eder. CATSA yaptırımları 4. Türkiye F-35 projesi ortağı olduğu için geri dönüşün sağlanmasıyla birlikte CATSA yaptırımlarının da kalkması gerekiyor. 5. Eğer F-35 projesine geri dönüşümüz mümkün olursa biz kurucu ülkeden biri olarak satılan uçaklardan kar pay alma, programa katkıda bulunma ve siparişlerde öncelik gibi imkanlara sahip olacağız. ABD'nin ihtiyacı var. Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin seyrine girmesinde göz ardı edilmemesi gereken bir nokta var. NATO'nun genişlemesi Başkan Biden'ın kızılalmasıydı. Biz buna destek verdik. Ama bu karşılıksız bir destek olmadı. Bu işin diğer bir yüzünde ise ABD'nin Orta Doğu'da Türkiye olan ihtiyacı yatıyor. Biden seçimlere giderken Irak ve Suriye'den çekilmeyi tartışıyor. Bu durumda ABD'nin Türkiye ihtiyacı var. Hatta bu durum bizim ABD'ye olan ihtiyacımızdan daha fazla. Erdoğan'a ABD daveti. Türkiye ile ABD ilişkilerindeki bağır havası Başkan Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ABD davetiyle taşlandırılır mı? Neden olmasın? İmamoğlu'nun hangi hamlesi Akşener'i çileden çıkardı? Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'i izliyorum. Seçimleri kazanmamak için gereken her şeyi yapıyorlar. İmamoğlu'nun İyi Parti'nin avişlerini astırmaması dahi bunu anlatmaya yeter. Seçimleri İyi Parti'nin desteğiyle kazanmışsın ama bu kez İyi Parti ile tabanda ittifak yapamamışsın. Elinde tek imkan tabanda İyi Parti seçmeninin oylarını almak kalmış. Peki sen İyi Parti ile niye kavga edersin? Akşenerle kavga ederek İyi Parti seçmeninin oyunu alman mümkün mü? Akşenerle kavga ederek İyi Parti seçmeninin oyunu alman mümkün mü? İyi Parti'yi bölmeye çalıştı. Zaten Meral Akşener İyi Parti'yi bölmeye çalıştığı için Ekrem İmamoğlu'na tepkiliydi. Saraçhane partimizi karıştırıyor diyordu. Bu durumda Ekrem İmamoğlu'nun ne yapması gerekiyordu? Meral Akşener'in bu kaygısını giderip ablasını ikna etmesi gerekiyordu. Peki o ne yaptı? Akşener uşakta konuştu. İmamoğlu İstanbul'dan haddini bilecek diye cevap verdi. Buğra Kavuncu. Öyle mi? Akşener daha da bilendi. İmamoğlu'nun karşısına İstanbul'da partisinin en güçlü ismi olan Burak Kavuncu'yu çıkardı. Burak Kavuncu İyi Parti oylarını konsolide etmeye başladı. İyi Parti'nin afişi, İyi Parti afişi hazırladı. Afişte CHP'den söz edilmiyor. Ama tek adam bakışında da eş başkan kavgasına da mecbur değilsin deniliyor. Göz hasmını tanır derler. İmamoğlu eş başkan kavgası sözünün üstüne alınmış. Billboardları kiralayan şirkete kadar müdahale edip İyi Parti'nin afişlerinin asılmasını engellemiş. Ekrem İmamoğlu sen iyi partilerin oylarıyla seçilmişsin. İnsan da bir vefa olur. İyi partiye düşman olmak sana ne kazandırır? Tam tersine seçim dönemi düşmanlarını azaltıp dostlarını çoğaltacaksın. Ama İmamoğlu tersini yapıyor. Kendisini destekleyecek iyi parti seçmenini de ürkütecek şekilde bir kavgaya girdi. Bu kavgaların faturası sandıkta çıkacak. Kapı kapı gezecek. Çünkü Akşener hırs yapmış. Geçen seçimlerde İstanbul'da kapı kapı gezip Ekrem İmamoğlu kazandırmıştı. Şimdi de kapı kapı gezip Ekrem İmamoğlu'nu kaybettirmeye ant içmiş. Kadınların yemininden korkacaksın. Hele bu kadın Meral Akşener'se. Eee Ekrem Bey, kendin ettin, kendin bulacaksın.